Sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar, bugün sizlerle çok değişik bir kumaş sanatımı paylaşmak istiyorum. O kadar güzel oldu ki, köy kokulu, köyü hatırlatan muhteşem bir çalışma ile beraber olacağız. Ben bu çalışmamı yaparken parça parça hep videolara çektim. Belki sizler de yapmak istersiniz diye. Elimde olan kumaşlarla bu resmi değerlendirdim. Duvar panosu olarak ya da şark köşelerimize asacağımız muhteşem bir pano ile geldim. Ben bunları kademe kademe güzel bir şekilde şöyle kaldıralım, iyice görün. Kademe kademe videolarıma hazırladım, çektim ve çalışmam tamamen bitti ve de muhteşem oldu arkadaşlar. Eğer sizler de yapmak isterseniz sorularınız varsa yorumlardan sorabilirsiniz. Ben size her türlü konuda yardımcı olurum. Videomu izlerseniz sevinirim. Hani sizlerin de yapmasını çok istiyorum. O yüzden bu şekilde bugün sizlerle bu çalışmamız ile beraber olacağız inşallah. Haydi şimdi hep beraber bunun videosunu izlemeye başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar, ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Çok emek verdim. Çok güzel oldu. Fakat ben bunu satışa sunmak istiyorum. Eğer almak isterseniz yorumlara yazın. İrtibata geçelim. Satmak istiyorum. Bu şekilde bunu da belirtmek istedim. Şimdi kademe kademe videomuzu izlemeye başlayalım arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Uzun zamandır kafamda tasarladığım bir çalışma yapacağım arkadaşlar. Allah nasip ederse. Bunu sizinle kademe kademe paylaşmak istiyorum. Biz kartonun üzerine bu şekilde bir resim planladık. Bu resmi çizdik. Daha sonra daha bunun çok uzun aşamaları olacak. Bunu ben daha sonra perşomana geçirdim. Perşoman kağıdından üzerine koyarak kopya kağıdıyla kumaşa geçirmek üzere. Perşoman kağıdına geçirdim bu deseni. Bunun aşamaları şöyle olacak arkadaşlar. Kumaş sanatı olarak düşünelim. Bu örgü ören bayanların elindeki örgüler gerçek örgü olacak. Koyunların üzerindeki beyaz yünler nakıştan olacak. Evin çatıları kumaştan olacak. İnşallah ben size bunları kademe kademe yaparak göstermek istiyorum. Sırayla gideceğim videoma. Arkadaşlar, şu anda kumaşımı yerleştirdim. Kopya kağıdına çıkartmış olduğum perşömen kağıdına güzelce yerleştirdim. Aralarına boşluk bıraktım. Sabunla çizdim, düz olması için, düzgün ve eşit olması için. Daha sonra arkasına, kumaşın arkasına telamı yapıştırıp daha sonra kumaş sanatına geçmek istiyorum. Arkadaşlar, kumaşıma telamı yapıştırdım. Şu şekilde telamı yapıştırdım. Fakat ilk defa böyle bir çalışma yapacağım için nereden başlayacağımı, nasıl yapacağımı inanın ben de bilmiyorum. Kopya kağıdımı koydum. İnşallah başarılı bir çalışma olur. İlk defa deneyeceğim çünkü. Bayağı bir düşünüyorum yani nasıl olur, nasıl tutar. Bu şekilde kopya kağıdıyla desenimi kumaşa geçireceğim. Size kademe kademe göstermek istiyorum. Kumaşlarımı zemine hazırladım. Kumaşlarımı bu şekilde zikzakla tutturdum. Kapıyı ve merdiveni monteledim. Elbiseleri. Şimdi şöyle anlatayım. Mesela bu bayanların elbisesini çıkartmak için güzel düzgün bir şekilde olması için kopya kağıdı koyuyorum. Elbise yapacağım kumaşın altına. Tek tek yani bayağı bir uğraşı oldu bu. Uğraştırıcı oldu. Bunu kopya kağıdı ile çizerek altına elyaf koyarak monteledim. Bayağı bir vakit harcıyor. Kumaşlarım ayrıca burada. Kumaşlarım, kitaplarım, bilgi almak için. İlk defa böyle bir çalışma yapıyorum. Çok başarılı olursa paylaşacağım.
Bayanların yüzlerini kestim ve bu şekilde diktim, teyelledim. Başörtüleri içinde bir tane tanemi yazmamı bozdum. Yazmadan bu şekilde yazmanın kumaşını çıkartıyorum ve monteleyeceğim. Hanımların başörtülerini yerleştirdim. Onları elimde dikeceğim. Şimdi ağaçların gövdelerini belirginleştirmek için sarma işiyle sarıyorum. Kapının belirginleşmesi için zincir yaptım. Bu şekilde sarıyorum. Sarmayla gövde yapıyorum. Bayanların yüzünü makine dikişiyle dikiş yapar gibi belirginleştirdim. İlk önce kurşun kalemle çizim yaptım. Daha sonra üzerine normal dikiş makarasıyla dikiş diker gibi geçtim. Kumaş çalışmam devam ediyor arkadaşlar. Kuzuları bu şekilde belirginleştirdik. Orlon iple, iğnemle güzelce düğüm işi yapar gibi kuzuların yünlerini sarmaya çalıştım. Biraz tabi zorlu bir aşama oldu. Fakat biraz belirginleşmeye başladı. Bu şekilde orlon ipimi iğneme dolayarak 3 kere doluyorum ve çekiyorum. Şu anda tek elimle gösteremediğim için çekerek düğüm yaparak kuzuların yünlerini belirginleştiriyorum. Evleri yapmak için kopya kağıdıyla kumaşıma geçirdim. Minik minik bu evleri monteleyeceğim kumaşıma. Çatılarına da kırmızı kumaşlarla monte yapacağım. Bu şekilde kopya kağıdıyla geçirdim. Evleri de bu şekilde monteledim arkadaşlar. Bunları zikzak makineyle bu kumaşlarımı tutturup daha sonra çatılarını el nakışıyla yapmayı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, evleri zikzakla tutturdum. Çatılarını da kırmızı masura ile yapmayı düşünüyorum. Çünkü kumaşla çok zor olacak. Bu kiremitlerin kavun içiyle yapacağım. Kurşun kalemle belirginleştirdim. Düzgün bir şekilde cetvelle çizdim. Bunları düz makine dikişi giderek belirginleştireceğim. Sevgili arkadaşlar, çalışmalarım hala devam ediyor. Artık son süslemesi, son yerleştirmeleri kaldı. Şöyle küçücük bir saksı ördüm. Bunu monteledim. Bakın, saksının içine şöyle dolgudan ibaret çiçekler ördüm. Bunları böyle uygun bir şekilde monteleyeceğim. Bakın şöyle saksıda çiçek olacak. Tamamen kendi fikrime bıraktım. Yani daha monteleyeceğim arkadaşlar. Montelemedim. Artık son işlemlerimize doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Fakat bayağı bir ıvır zıvır böyle uğraştıran işlerim kaldı elimde. Bu bayanın tanesine şöyle küçücük masuradan küçük boncuklar dikerek tülbentine şöyle oya şeklinde bunu da monteleyeceğim, dikeceğim. Bunlar basit işler, kolay değil, yani zor değil. Bunları monteleyeceğim çiçeklerime. Bayanların elinde örgüler vardı hatırlıyorsanız. Şimdi bunlara beyaz el yapacağım. Beyaz kumaştan hemen yuvarlak el dikeceğim. Daha sonra küçücük örgüler ördüm. Bakın, şu da diğer bayanın elindeki örgü olacak. Çöp şişler vardı. Kürdan biraz küçük geldi. Bu çöp şişlere taktım. Bu küçük minik örgülerimizi şuralardan keseceğim. Arkasına şiş gibi gözüksün diye boncuk takılacak arkadaşlar. Şöyle minik de şey yaptım. Yumak hazırladım. Bunun da şiş takılacak. Boncuğu takılacak.
ve de örgü örüyor havasında olacak örgülerimiz. Artık son işlemlere doğru gidiyoruz. Bu çiçeklerin, ağacın çiçeklerine kurdeleden çiçekler yapıp monteleyeceğim. Zaten bu işlemlerimi daha önce sizlere göstermiştim. Artık yavaş yavaş dediğim gibi son işlemlere doğru gidiyorum. Tabii biraz ıvır zıvır işler bunlar. Daha sonra yeşil sakallı ip deniliyor arkadaşlar. Sizler de daha iyi bilirsiniz. Bu sakallı iplerden sadece bir zincir örülecek. Zincir örgüler buralara yeşil ot şeklinde monte yapılacak arkadaşlar. Buralar tamamen zincir örüldükten sonra bu sakallı ipten güzel bir şekilde monte yapılacak. Tam bir yeşillik alan ortaya çıkmış olacak. Bu yeşil ipten de şuralara kalelere yeşil ipten yapmak istiyorum. Çünkü bayağı bir emek verdim buna. Göründüğü gibi hani olmadı. Bayağı bir uğraşıyorum. Epey bir zamandır. Vaktim oldukça yapmaya çalışıyorum. Malzemelerim burada. Her şeyim, iplerim, malzemelerim. Sırayla gidiyorum. Tamamını bitirdikten sonra çerçevelettireceğim ve sizlerle bunu paylaşacağım inşallah. Eğer sipariş alırsam da satmayı düşünüyorum. Bu şekilde işlemlerim devam ediyor. Çalışmam, projem devam ediyor. Ama bu çalışmamdan çok memnun kaldım arkadaşlar. İyi ki böyle bir çalışma yaptım. Çünkü Anadolu kadınımızın Anadolu havası var yani bu projede. Ben çok memnun kaldım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Tam son bitmiş halinde sizlerle paylaşacağım inşallah. Sevgili arkadaşlar, panom artık tamamen bitti. Bakın, buraya da saksı ördüm. Yumakları yuvarlak yaparak yerleştirdim, diktim. Bayanların eline, örgülerine yerleştirdim. Bunları çöp şişlerden yaptım arkadaşlar. Çöp şişleri kestim. Arkalarına boncuk diktim. Başörtülerinin başka yapacaktım. Bu daha hoşuma gitti. Tanesinin örtüsünü değiştirdim örneğine. Bu şekilde bu çiçeklerimi de yerleştirdim. Güllerimi yerleştirdim. Şuraya kapı tokmağı yaptım. Şöyle. Bu şekilde köy kokulu bir panomuz oldu. Bulut yapmaya çalıştım. Şöyle bulut yaptım. İki tane kuş kondurdum. Çok güzel oldu. Bunu şimdi hemen çerçevelettirmeye gönderiyoruz. Arkadaşlar panomuz hazır. Çerçeveciden geldi. Çerçevesi de çok mükemmel oldu ve de çok kaliteli oldu. Arkadaşlar dediğim gibi satın almak isterseniz bana mutlaka ulaşın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bana abone olmayı unutmayın. Paylaşım yapmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın diyorum.